Merhabalar arkadaşlar. Galatasaray kariyerimize devam ediyoruz. Tarih 7 Ekim 2023. Lig ve Avrupa Kupası maceramız devam ediyor. Şöyle geçmişe baktığımız zaman sezon başından itibaren iyi başladığımızı, Trabzon maçı ile birlikte biraz oyun olarak düştüğümüzü ama son iki maçta Ankara ile Salzburg'u 5'er golle yenerek biraz toparladığımızı söylemek mümkün. Fenerbahçe maçında çok kötüydük oyun olarak. Napoli deplasmanında oyun olarak iyi ama skor olarak zayıf bir skor alıp Trabzon'a kendi sahamızda yenilmiştik. Uzun bir aradan sonra kendi sahamızda mağlup olmuştuk. Şimdi Rize Lig, Antalya Lig, Bayer Leverkusen deplasmanıyla lige devam ediyoruz. Futbol Manager 2019 Galatasaray kariyerimize. Rize maçıyla başlayalım bakalım. Rize maçından sonra bir milli takım arası var. Bunu da söylemekte fayda var. Evet. Bize 1.33 Rize'ye 8 oran verilmiş. Van Bronckhorst Rize'nin hocası. Vay be, ilginç. Daha önce Rize ile 10 maç oynamışız. 9 galibiyet, 1 beraberimiz var. Mağlubiyetimiz yok. 34.707 bilet satılmış Türk Telekom Arena'da. Saat 8 ve Bülent Yıldırım maçın hakemi. Az bir seyirci 34 bin. Yani bence az. Bir cumartesi karşılaşması için böyle bir takıma az bir seyirci diyebilirim. Evet, şimdi arkadaşlar ufak çapta bir değişiklik yapalım. Rondinelli'yi alalım forvete. Didarus'unu alalım. Roberts'ı alalım. Biraz ufak çapta bir rotasyon yapalım. Yapalım çünkü buna mecburuz. Evet. Mustafa Kapı'yı alalım. Sobral yerine. Mustafa Kapı, Salih Özcan yapalım. Evet, Mustafa Kapı, Salih Özcan yapalım. Sol beki Ulaş'ımızı alalım. Genç Ulaş'ımız. Hakimi kalsın. Dın 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 bakıyorum şöyle. Degrut'u alalım. Yakup yerine. Ali nerede? Ali Öztürk hala sakat. Yakup da Lopera yerine koyalım. Evet. İlk 11'imiz. İlk 11'imiz diyoruz ama oyuncu çıkartmam lazım. Jose Gay'i çıkartalım. Dışarıda bırakalım. Ve Lopera'yı dışarıda bırakalım bu maç. Yabancı kontenjanın kısıtlaması sebebiyle. Saavedra, Ulaş, Degurut, Yakup, Hakimi, Salih, Mustafa, Dilarosun, Atalay, Roberts ve Rondinelli ilk 11'ye çıkıyoruz. Ciddi bir rotasyon yaptık. Çünkü ciddi bir fikstürden geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi milli takım arasında umarım sakatlık vermezsek bu maçtan sonra her şey bizim için daha da güzel olacak. Mustafa Kapı geri döndü. Bu bizim için önemli. Onun sakatlığında orta sahada zorlandığımızı söylemek mümkün. Evet, Rize 4-5-1 ile çıkıyor. Yine Türk Telekom Arena'da kapanan bir takıma karşı ilk golü erken bulursak gerisinin devamının geleceğini düşünüyorum ama o golü bulmak önemli. Şimdi Dilarosun. Sağda Roberts. Orta geldi arka direğe Ulaş. Genç Ulaş. Şu ana kadar performansıyla bizi memnun etti. Evet, Rize'de Fazio var, tanıdık isim. Bilal Başakçıoğlu var, Eder var. Abdülkadir Parmak gibi oyuncular var. İlk 10 dakikada da şut girişimimiz yok. Şimdi Dilrasun vurur ve gol. Üçüncü golü. Dilrasun 1-0 öndeyiz Türk Telekom Arena'da. İyi zamanında bulduk golü. 1-0 öne geçtik. İşte sağ ayağıyla köşeyi güzel buldu. Bu sezon üçüncü golü. Evet, şimdi bakalım Rizespor hücum yapmayı düşünecek mi? Evet, liderliği aldık Konya'dan. Konya ciddi derecede başarılı bu sezon. Şu an bizle aynı puandalar. 8. hafta sonunda hakikaten 7 galibiyet bir mağlubiyetleri var. Bir şut ve gol, Mustafa Kapı golle dönüyor. Evet, 2-0. 20. dakikada rahatladık. Mustafa Kapı ve 2-0. Yani şimdi tam biraz performansımızı düzelttik. Şimdi yine milli takım arası var. Yani birazcık milli takım aralarını hiç sevmiyorum. Hiç sevmiyorum. Hiç. Şimdi Dirasun götürecek. Uzun top attı Fazio. Igave. Fazio. Rondinelli araya girdi. Brezilyalı gidiyor. Rondinelli dışarı vurdu. Genç Rondinelli ligde attığı gollerle dikkat çekiyor. Bu pozisyondan yararlanamadı. Yarım saati geride bıraktık. 9 şut 3 isabet ve 2 golümüz var. Rize'nin şut girişimi dahi yok. Herhangi bir taktiksel değişikliğe gitmedi Rize. Savunma anlayışından ödün vermiyorlar. Şimdi sağ tarafta Bilal. Bilal'den orta az. Oo, tehlikeli pozisyon. Sevedra. Direkten de döndü top. Direkten Sevedra'ya geldi.
Evet, Ulaş 7 oyuncu puanıyla o Patrick Roberts sakatlandı arkadaşlar. Roberts sakatlandı. Bu kötü bir haber. Ayağından sakatlandı. Umarım milli takım arasında geri döner. Evet, Bosma'yı aldık. Son Salzburg maçının yıldızlarından. Bosma Hollandalı genç yeteneğimizi aldık oyuna. Evet, çok kasmadan, çok deli gibi oynamadan 2-0'lık skor avantajını yakaladık. İlk yarıda 12 şut attık, 5 isabet, 161 topla oynarken. Dilrosun ve Mustafa ile golleri bulduk. Rize ise bir isabetli şutu var. Golle vakıf kalamadı Rize Spor. Şimdi ikinci yarıya Rize başladı. Bu 11'le devam edeceğim arkadaşlar. Belki Hakimi Burak Camoğlu değişikliği yaparız. İlerleyen dakikalarda zaten rotasyon ağırlıklı bir 11. Bu futbolcularımı oynatmayı düşünüyorum. Atalay ve Rondinier'lerin performansı bugün kötü. Onlardan istediğimiz verimi alamadık. Şimdi Ulaş. Orta geldi. Ters bir vuruş ve gol. Pereira kendi kalesine attı 3-0. Ulaş'ın ortası savunmaya çarptı ve gol oldu. Ulaş 7.2 oyuncu puanına geldi. Gecenin şu an en iyisi Mustafa Kapı ve Hakimi 8 oyuncu puan üstündeki oyuncularımız. Hakimi 8-2, Mustafa Kapı 8-5. Evet, Mustafa Kapı'nın geri dönüşü önemli. Evet, 3-0 rahat bir skor. Şimdi Hakimi'yi alıp yerine Burak Camoğlu'nu sokacağım arkadaşlar. Sakatlıktan dönen Mustafa Kapı'yı da çıkartıyorum. Yerine Sobral'ı sokuyorum. Çok da zorlamayalım Mustafa Kapı'yı. Yeni sakatlıktan döndü kendisi. Dakika 65. Skor 3-0 öndeyiz. Çok şut atmadık. 13 şutumuz var sadece. 5 isabetimiz var ama gol oranımız çok yüksek. Rize'nin herhangi bir tehlikesi, çok ciddi tehlikesi olmadı. 5 şut 2 isabeti var ama ilk yarıda bir pozisyonda direğe takılmışlardı. Onun dışında herhangi bir tehlike mal vermedik. Evet, ligdeki galibiyet serimizi sürdürüyoruz. Trabzonspor mağlubiyetinden sonra iyi oyun var mıydı? Tartışılır. Özellikle hücum anlamındaki bireysel yeteneklerimizin Bosma 6.5'ta mesela oyuna girdikten sonra Atalay 6-8, Rondinier'le 6-8 bunlardan daha çok performans beklediğim bir müsabaka olduğunu söylemekte fayda var. Yine de 3 puan candır arkadaşlar. Evet, maç bitmek üzere. 3-0 kazanıyoruz. Milli yara öncesi moral olarak biraz moral kazandık. Türk Telekom Arena'da 16 şut attık, 6 isabet. Bizim istatistiklerimize göre düşük bir ortalama. 3 gol bulduk. Rize'de ise 5 şutta 2 isabeti var ve golü atamadılar. Güzel galibiyet diyelim. Aferin beyler, iyi bir galibiyet aldınız diyelim. Çok abartmayalım. Öyle çok deli gibi bir top oynamadık. Ama kazanmayı başardık arkadaşlar. Günün diğer maçları: Gençlerbirliği 1, Malatya 1, Akhisar 0, Galatasaray 0, Fenerbahçe 1, Osmanlı 0 ve Galatasaray'ımız 3, Rize 0. Biraz önce oynadığımız maç. Evet, Roberts 3-4 hafta yok. Ne yazık ki bir sıkıntı. Mustafa maçın adamı. Mustafa'yı şöyle bir tebrik edelim. Son maçta iyi fırsatlar yarattın. Böyle devam et diyelim. O da bizi teşekkür etmiş, Mustafa Kapı. Mustafa da kendisine güvendiği için Zafer Gökhan Güney'e minnettarmış Mustafa Kapı. Ne demek koçum benim? 5 haftalık bir sakatlıktan sonra geri geldi genç oyuncumuz. Mustafa Kapı altındır, candır Mustafa Kapı. Atalay, Mustafa, Yunus. Yunus'a bu sene fazla şans veremiyoruz ama bu oyuncular bizim göz bebeğimiz arkadaşlar. Evet, Antalya deplasmanına gideceğiz. Şöyle bir fikstüre bakalım mı çaktırmadan? Antalya Leverkusen deplasmanı, Osmanlı Gençler bir deplasmanı, Bayer Leverkusen evimizde oynayacağız. Evet, Almanya'ya gidiyoruz. Gurbetçilerimizin desteğini bekliyoruz tabii ki Almanya'da. Leverkusen'ı en kötü bir puan almamız lazım. Bir puan alırsak zaten gruptan çıkmayı garantilediğimizi söyleyebiliriz. Napoli ile kendi sahamızda oynayacağız ondan sonra. Salzburg deplasmanında, Leverkusen'de de iç sahada oynayacağız. İyi bir fikstür, iyi bir fikstür. Evet, pazar günü maçları: Ankara Gücü, Başakşehir, Kayseri, Kasımpaşa, Sivas, Antalya, Beşiktaş, Bursa Spor. Bakalım Beşiktaş ve Başakşehir nasıl bir performans gösterecek? Merak ediyorum açıkçası.
Evet, Başakşehir yine puan kaybetmiş. Başakşehir Ekrem İmamoğlu belediye başkanı olduğundan beri arkadaşlar, ne hikmetse, oyunda bir düşüş gösteriyor. Devam edelim. Başakşehir puan kaybetti. Kayseri 0, Kasımpaşa 2. Kasımpaşa'nın çıkışı devam ediyor. Bakalım, Beşiktaş, Bursaspor önemli. Bursa sezonu iyi başlayan takımlardan birisi. Beşiktaş da tam tersi kötü başlayan ekiplerden biri. Yani genellikle Bursa sezonu iyi başlayıp düşüş yaşayan, Beşiktaş'ı kötü başlayıp çıkış yakalayan bir ekip. Bakalım, bana göre denk güçlerin mücadelesi. Tahminim 1-1'lik bir skor o maçta. 2-3 gol, karşılıklı gol var ve beraberlik. Sivasspor, Antalyaspor 0 ve Beşiktaş-Bursaspor karşılaşması. Tam 21 oyuncu milli takıma yollamışız. Güzel bir rakam. Evet, 1-1'i tutturduk arkadaşlar. Jankovic ve Mustafa Saymangol golleriyle Beşiktaş'ta Bursa berabere kalmış ve böylelikle 8. hafta maçları tamamlandı Süper Lig'de. 21 puanla lideriz. Arkamızda yine 21 puanla Konyaspor var. Averaj üstündeyiz Konya'nın. Fenerbahçe'nin 18, Bursaspor'un 17, Kasımpaşa'nın 16 puanı var. Beşiktaş 10. sırada 9 puanla. Küme düşme hattı ise yine Malatya, Kayseri ve Akhisar şeklinde. Şu şey bakalım bir. Sezon sonu sözleşmesi bitecek. Abi, kaleci önermeyin artık bana ya. İçim dışımda zaten kaleci oldu yani. Her tarafımız kaleci oldu. Ne olur önermeyin kaleci ya. Şu sezon sonu sözleşmesi bitecek oyunculara bir bakalım. Belki oradan yine düşeşe bir yıldız ismi düşürebiliriz. Çok iyi oluyor abi. Çok iyi oluyor yani. Oradan transfer muhteşem bir şey oluyor yani. Oo, bakın gördüğünüz üzere Marco Verratti var abi. Of of of, şunu bir gözlemleyelim. Şu anda transfer listesindeymiş. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Marco Verratti'nin, az çok futbol severler kendisini tanır Paris Saint-Germain'den. Kariyerini Paris Saint-Germain'de heba ettiğini düşündüğüm oyunculardan biri açıkçası. Piaka var, Morata var. Evet, Morata. Alvaro Morata var. Ama geçiniz, bitiricilik 13 abi. Pjanic, Mbubu, Gareth Bale. Tabii artık yaşlandı bu oyuncular. Hummels, Slam var ama yani Henderson var mesela. Sinan Gümüş var la. Bu kimmiş? Bir dakika. Yap geç. Evet, öyle şey olabilir. Şonk. Evet, şunu bir gözlemleyelim arkadaşlar. Bu adam fena bir oyuncu değil. Hollandalı sağ kanat forveti. Tay Chong, Manchester United altyapısından çıkma genç bir oyuncu. Kyle Walker var ama artık tabii bunlar yaşlandılar yani. Yani bize gidecek oyuncular, bizim mantalitemize ters oyuncular. Neyse, devam edelim arkadaşlar. Öyle çok büyük bir isim yok. Devam. 11 gün sonra Antalya deplasmanı, sonra Leverkusen. Şampiyonlar Ligi 3. maçına çıkacağız, grup maçına. Bir milli takım alamadık ya. Fas bizi istemedi. Yani ilginç. Fas'ın bizi istememesi de hakikaten. Ne diyeyim yani. Evet, haftanın takımına Hakimi ve Mustafa Kapı seçilmişler. İkisini de alnından öpüyoruz. Bir bakalım bakalım. Kulüp çalışanları, milli takımda var mı herhangi bir şey? Koltuğu sağında Bosna Hersek. Yok abi, yok, devam. Devam. Bosna Hersek falan da olmaz ya. Fas inşallah Dünya Kupası'na katılamazsın. Hayır. Yerime seçtikleri menajer de komedi bir menajer arkadaşlar bu arada. Bunu da söylemekte fayda var. Hani yerime çok iyi bir menajer alırlar, anlarım. Tercihte bulunurlar. Saygı, respekt. Bu arada şeye bir bakalım. Neredeydi abi o? Onur tablosu. İşte gördüğünüz gibi 5. sıradayız. Dünyanın en iyi menajerliğinde. Alex Ferguson, Guardiola, Mourinho, Ancelotti ve biz. Ya arkadaşlar, burada 1. sıraya kadar gelip
kariyeri bitireceğiz. Hedefimiz o. Hedefim net o yani, net. Şu şeye bakacağım. Liderler tablosu niye göremiyorum neyse, sonra bakarız. Alex Ferguson önüne çıkacağız ve kariyerimizi bitireceğiz. Evet, daha önce hedefim bir Galatasaray'da bir numara olmaktı. Avrupa'da şu an ikinciyiz zaten. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni alırsak belki Avrupa'da katsayı bakımından birinci sıraya yükselebiliriz. Ama esas hedefim Alex Ferguson'u geçmek arkadaşlar. Efsane bir kariyer olarak da arşivlerimizde yer alır. Ondan sonra ise farklı bir takımla alt liglerden İngiltere'ye de bakacağız işte. Bir takımla yeni bir kariyere başlamayı şu an için planlıyorum. Ama bir an önce bu kariyeri bitirmemiz şart. Ama iyi kariyer oldu. Yani evet, ilgi çekmedi. Çok net söyleyeyim. Benim de beklediğimin altında bir ilgi oldu. Ama çok önemli değil. Ya ben çok takılmıyorum ona. Mutlu olan insanları görmek benim için yeter. En azından kimse küfretmiyor bana. Yani seviyeli bir ortam olduğunu düşünüyorum. Evet, İsmail sakatlanmış. Çok oynayan İsmail Çipe sakatlanmış. Umarım şu arayı, milli takım arasını sakatsız belasız atlatırız. Bakın, tek amacım o. Tek amacım o ve bir milli takım hocasının kovulması yahu amacım. Yok mu şöyle bir İngiltere ya? Atalım kapağı İspanya. Rondinelli'nin antrenman raporu iyi gelmiş. Aferin Rondinelli. Brezilyalı oyuncu şu ana kadar toplamda 4-11, 4 kez 11, 4 kez yedek olarak forma giydi. Yani 8 maçta 5 golü var. Gayet yeterli. 19 yaşında da arkadaşlar. Atakan'da ise düşüş var. Atakan'ı normal. Atakan'ı satabiliriz bu arada. Atakan'ı satabiliriz. Yani şu an hiç forma şansı veremiyorum. Devam. İşin garip kısmı da milli takım aralarından sonra hep deplasmana gittik. Yani milli takımın aralarından sonra kendi sahamızda oynamakta büyük avantaj. Büyük avantaj. Şimdi Antalyaspor ve Leverkusen maçları var üst üste. Ufak çapta, çok ufak çapta bir rotasyon. Düşündüğüm maçlar bunlar. Çok ciddi bir rotasyon artık düşünmüyorum arkadaşlar. Çok net söyleyeyim. Ama ufak çapta bir rotasyon yapacağım. Şimdi kararsız kaldığım nokta Mustafa Kapı, Tonali, Sobral orta sahası. Üçlü oyuncunun da ilk 11'de oynayacak kapasiteleri var. Leverkusen'e hangi 11 ile çıkacağız? Şu an tamamıyla onu düşünüyorum. Mustafa ve Tonali ikilisi de çıkmayı planlıyorum. Evet. Arthur Sobral ilk defa milli takım formasını giymiş. Tebrik edelim kendisini. Diyelim ki Portekiz adına ilk maçına çıktım. Artık kadroda yer almak için üstün performansını sürekli hale getirmen gerek. O da bize teşekkür etmiş. Bu fırsata sahip olmak için çok çalıştım. Bir daha oynayabilmek için azimle çalışmaya devam edeceğim. Biz de diyelim ki bir sürü futbolcu var senin yerinde olmak isteyen. Kadrodan yerini korumak istiyorsan hem milli takımda hem de kulüp takımında iyi oynamalısın. O da bize Portekiz adına yeniden forma giymeye sabırsızlanıyorum demiş. Oynayacaksın dedik yani, hemen öyle salmasın. Gencecik oyuncu, yalnız çok iyi bir profili var be. Hakikaten bu sezonda bizde 9 maç 1 gol 2 asisti var. Devam. Son 5 maç diye. Elmander'den Verratti. Verratti'yi şöyle atalım listemize. Çonk raporu da geldi. Çonk'u da atalım listemize. Bunları sezon sonu gözden geçireceğiz arkadaşlar. Devam, devam, devam. Özledik. Takımı özledik. Lanet olsun milli takım aralarına. Ya milli takım çalışırsaydı güzel geçerdi be. Düşsene, iki tane maç oynayacaktık şimdi bu arada.
Ya tabii şimdi o katsayı da mesela diyoruz ya, dünyanın onun listesinde 5. sıradayız teknik direktör olarak. Yani orada bir Dünya Kupası şampiyonu ya da Avrupa Kupası şampiyonu varsa direkt sıra atlayabilecek bir kupa etkisi var katsayısıyla birlikte. O çok önemli ama istemiyorlar biz arkadaşlar. Türk diye miyiz istemiyor? Türk değiliz herhalde. Türk mü? Türküz diye istemiyorlar. İpler. Herkes de iyi olamaz. Türkiye Portekiz'e yenilmiş, Sabral gol atmış. Sobral bizim oyuncumuz, bizim milli takıma gol atmış. Vatan haini. Hop, Dirasun sakatlanmış. Allah'tan bir gün. Çok ciddi bir sakatlık değil. Evet, korktum bir an için. Bir gün sakatlık nedir ya? Kılı dönmüş herhalde yani. Ya sakat olacaksa karizma bir sakatlık olacak abi. O ne bir gün? Hani 2-3 hafta olsun. Boşuna koymayın bir günü buraya. Evet, son 3 gün. Maç değil, son 3 gün. Bir cuma maçına çıkacağız. 9. haftanın açılış maçında Antalya deplasmanına gidiyoruz. Ondan sonra Şampiyonlar Ligi serüvenimiz kaldığımız yerden devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde 3. grup maçına çıkacağız. Leverkusen deplasmanı Almanya'da. Zor bir deplasman. Leverkusen'ın tehlikeli bir takım olduğunu düşünüyorum. Dikkat etmemiz lazım. Daha önce oynadık Leverkusen'le, hatırlıyorum. Daha önce oynadık ama şeyler aklımda değil, skorlar aklımda değil. Hoppala, bir sakatlık var arkadaşlar. Evet, Sobral'da milli takımımıza attı gol. Teşekkür ederim. O da devam etsin. Bu arada sakatlık var arkadaşlar. Hakimi 6-8 gün yok. Evet, Hakimi 6-8 gün yok. Umarım şey maçına yetişir. Leverkusen maçına yetişir. Çok önemli Hakimi bizim için. Devam edelim. Hakimi çok önemli. Yetişir mi bilmiyorum. Evet, maç başlıyor. Galatasaray maçında tribünlerin tamamen dolu olması bekleniyor. Bize 1.40 Antalya, 7.50 beraberle 3.75 oran verilmiş. Bülent Korkmaz Galatasaray'ın formundan ötürü heyecanlı. Gökay eski takımına karşı Landuç ise Gökay ile tekrar karşılaşmaktan memnun. Ben de bunu anlıyorum. Evet, Atakan da 4-5 hafta. Lukaku 4-5 hafta. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Evet, Lukaku gitti arkadaşlar. En büyük sıkıntı bu şu an bizim için. Hem de 4-5 hafta. Bir ay diyelim. Leverkusen maçlarında olmayacak. Evet, Galatasaray'da yıldız oyuncu sakatlığa vermenin şoku yaşanıyor. Hakikaten bir şok oldu bizim için. Mustafa'yı mı alsak kadroya? Rondinelli'ye kaldık. Bir tek Rondinelli var. 5 hafta nedir ya? Ulan şom ağzımızı açtık, bir gün sakatlık mı olur dedik. Allah verdi işte. Evet, soru var. Aykut Kocaman, takımımızın şampiyonluğun en büyük adayları arasında yer aldığını iddia etti. Katılıyor musunuz? Şampiyonluk yarışında biz de varız. Tabii ki diğer takımlarla rekabet edecek kapasitede bir kadroya sahibiz diyelim. Uzaklaştı. Abi ne salaksa soru ya. Son 5 yılın şampiyonluğun takımında bu sorulur mu ya? Yani Uğuncan Uluç. Abi mezara gir ya. Evet, Martin Skertelli Antalya Spor'a. Skertelli hoca bu arada, oyuncu değil. 7.50 Antalya, 1.40 biz arkadaşlar, iddia oranları. Daha önce 10 kere oynamışız, 1 beraberlik ve 9 galibiyetimiz var, mağlup olmamışız. Tüm biletler satılmış, 32.537 bilet. Ali Şansalan maçın hakemi ve güzel bir futbol havası, 14 derece bir sıcaklık var. Ne olur? Bilmiyorum vallahi ne olur ya. Bayağı bir değişiklik yapacağız yalnız, onu biliyorum sadece. Şimdi Fodun'u alalım Atalay yerine bir kere. Lukaku sakat. Lukaku'nun yerine Lopera'yı koyalım. Gaye'yi 11'e koyuyorum. Ulaş'ı 7'ye atacağım arkadaşlar. Kimi çıkartacağız? Şöyle yapalım bir dakika. Bosma. Zaten Robertson hafif bir sakatlığı var. Şimdi orta sahada Mustafa'yı da oynatmak istiyorum. Sobral'la Tonali yapalım. Mustafa'yı oynatacağım. Mustafa'yı Leverkusen maçında saklıyorum. Evet. Hakimi yok. Hakiminin yerine Burak'ı koyduk. Abi çok sakat çıktı be. Ali Öztürk'ü koyalım. Yedi, şimdi savunmada Lopera Yakup yapalım. De Grut bu maç dinlensin. Yakup'a da bayağı şans veriyoruz bu arada. Dikkat ediyorsunuzdur.
Bu arada Yakup'la da ilgilenen var. Evet, Yakup 6 maçta 11'de oynamış. Daha ne olsun? Yakup'la da Bayern Münih ilgileniyor. Vay vay vay, koçum beni. Evet, milli maç arasından sonraki ilk maç Antalyaspor deplasmanı. Lukaku sakat, Hakimi sakat. Şimdi ilk 11'imize bakalım. Svedre, Gaye, Yakup, Lopera, Burak, Tonali, Sobral, Dirossen, Foden, Bosna ve Rondinelli şeklinde ufak bir rotasyon yaptık. Çok ciddi bir rotasyona gitmedik. Çünkü milli maç araları dönüşü her zaman zordur. Bunu daha önce yaşadık. Lukaku ve Hakimi umarım aramadığımız bir maç olur. Ama özellikle Lukaku'yu arayacağız gibi geliyor. Evet, rakip ise 4-3 formatıyla çıkıyor. Grimaldi gibi iki hızlı kanadı var. Antalyaspor'un dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Haydi bakalım. Green, evet, hızlı bir oyuncudur. Dikkat edin abi. Ayda, evet, çok tehlikeli geldi. Green'in etkili getirdi. Antalyaspor ilk şutu atan takım oldu ilk atakta. Ters bir maç abi ya. Şu milli maç araları dönüşünü hakikaten hiç sevmiyorum. Bassanız abi. Şşt, hop. Şimdi top bizde. Lopera, Kolombiya'lı stoper. Çok büyük futbolcu olacak. Tonali'den Dirossen. Teke tekte yakaladı. Teke tek. Tonali. Tonali vurur. Dışarı vurdu. Sandro Tonali. İlk şutumuz geldi bizim de. 4 şutumuz var. İlk 6-7 dakika içinde ama kaleyi bulan işaretli şutumuz yok. İlk 10 dakika 0-0 eşitlikleri geçerken maçta henüz isabetli şut olmadı arkadaşlar. Tabii ki bu biraz olumsuz. Yani zor geçen tahmin ettiğim bir maçtı. Evet, ilk isabetli şutumuz geldi. Evet, 24'e 25'e kadar geldik. Gol yok. Aşamadık Antalyaspor savunmasını. Evet, duran top. Haydi, duran toplar candır böyle maçlarda arkadaşlar. Şimdi Tonali aldı. Sağdaki boşluğu görecek mi? Gördü. Burak aldı. Bosma'ya bıraktı. Bosma, Burak. Etkili geldik. Bir şut ve gol. Güzel bir gol. Foden. Burak'ın asistinde gol atıyor ve 1-0 öndeyiz. 30. dakika, tam zamanında gelen bir gol. Tam. Yoksa yani devrenin 0-0'la bitmesi ikinci yarıda stresi de beraberinde getirebilirdi. İşte Bosma, Burak, sol ayaklı ortalamış Foden. Foden, Foden. Bu sezon dördüncü golü Foden. Son haftalarda attığı gollerle dikkat çekiyor Foden. Ama özellikle Bosma ve Rondinelli'nin performansı vasat altı. Tonali'nin keza vasat altı. Bu oyunculardan daha yüksek performansı bekliyorum açıkçası. Yani şimdi Lukaku'yu nasıl aramayalım abi? Lukaku'yu arıyoruz. Üşüyoruz reis. İlk yarı bitmek üzere. Evet. 1-0 öndeyiz. 14 şut 5 isabetimiz var. Antalya'nın 2 şutu ama isabeti yok. %58 toplu oynadık. Gol Phil Foden'dan geldi. Milli maç aralarından, milli aralardan sonra önemli olan, hiç oyuna bakmıyorum. Direkt 3 puan. Önemli eksikliklerimiz var. Özellikle Lukaku ve Hakimi gibi iki oyuncumuz yok. Burak Camoğlu ilk yarıda asist yaptı. Hakiminin boşluğunu bir nevi doldurdu diyebiliriz ama Rondinelli'nin performansı, özellikle Bosman'ın performansı ve Tonali'nin performansı şu an için gerçekten çok vasat diyebilirim. Dakika 60'a geldi. Maçı koparamadık arkadaşlar. Maçı koparamadık. Şimdi oyuncu değişikliklerine gideceğim. Mecburen gideceğim çünkü gerçekten kötü oynuyoruz. Valla Yunus Akgün'ü alacağım mecburen Bosun yerine. Sancho'yu alacağım Dirossen yerine. Dirossen çok yoruldu. Ve Mustafa Kapı'yı alıyorum Tonali yerine. Şöyle bir hamle yapacağım. Mustafa'yı biraz geri çekeceğim. Sobral'ı daha çok iki yönlü ortası oynayabilir. Mustafa Kapı'nın tekniğinden ötürü defansif oyun kurucu mevkinde kullanıyorum. Hakikaten de iyi bir performans gösterdiğini söylemek o bölgede mümkün Mustafa Kapı'nın. Evet, 1-0 olsun bizim olsunluk bir maç. Çok etkili olamadık. Tek gol bulduk Foden'la. 1-0 öndeyiz. Şimdi Burak. Burak vurdu dışarı. Burak Camoğlu. Şu an takımımız adına en iyi performansı gösteren oyuncu sağ bekimiz. Hakimin yokluğunda aratmadı ama Antalya maçında aratmadı. Leverkusen maçında aratabilir. Evet, Yunus uzun bir aradan sonra forma şansı buldu Yunus'ta. Şimdi bıraktı Burak. Taç. Allah Allah. Faul dediler. Bu arada faul var. VAR'a gidiyor hakem. Allah Allah. Ben görmedim. Hakem pozisyonu inceliyor. Penaltı. Ver ulan.
Evet, penaltıyı aldık. Anlamadım bir pozisyon. Ama penaltı. Sancho vuracak değil mi? Evet, Sancho geldi. Vurdu ve 2-0. Evet. Rahatladık. 5. golü Jadon Sancho'nun bu sezon. 2-0 öndeyiz. Antalya deplasmanında milli ara sonrası bir sürprize mahal vermedik. İyi oldu. Şimdi Antalyaspor gelmek istiyor. Sekiz şutumuz, 29 şutumuz, 8 isabetimiz var. 2-0 öndeyiz. 2-0 öndeyiz. Artık maç bitmek üzere. Şimdi Burak. Bir orta daha savunma Mustafa Kapı. Ve 90 dakikayı kazandık arkadaşlar. 2-0'la kazandık. Bir şekilde kazanmak önemli. Bunu başardık. Milli maç sonrası önemli. 29 şut, 8 isabetimiz var. Antalya'nın 4'e 1. Güzel galibiyet diyelim. Güzel galibiyet. Çok çok iyi oynamadığımız bir maç ama bir şekilde almayı başardık. Şimdi Leverkusen deplasmanına gidiyoruz. Evet. Abi Mustafa Akçay Türkiye'nin milli hocası ya. Evet. Lopera antrenmanların yıldızı. Çok iyi oyuncu abi. Çok iyi oyuncu hocam. Leverkusen, Alman temsilcisi. Dikkat edecek bir deplasman. Tonali'den ben de memnun değilim bu arada. Bunu söylemekte fayda var. Yani Sobral, Mustafa Kapı yapabilirim. Leverkusen deplasmanında. İyi bulmadım Tonali'yi. Hani çok faydalı oynamadılar. Evet bakalım o 4-2-3-1 taktiği. Kramaric var forvette. Çok öyle kadrosunu kaybetmiş. Leverkusen'in oyunun başlangıcı kadrosu çok iyi Leverkusen. Havertz, Long Bailey, Brandt çok etkili potansiyel bir kadro. Evet pazar günü maçları Süper Lig'de Gençler Birliği ilk maçları Sivasspor 2-0'la geçmiş. Pardon pazar diyorum arkadaşlar özür dilerim. Cumartesi günü maçları. Rize 1, Konya 2, Malatya 1, Ankaragücü 2, Trabzon Beşiktaş karşılaşıyorlar. Trabzon 1, Beşiktaş 1 arkadaşlar. Herhangi bir sürpriz yok. Trabzon Beşiktaş maçında az çok beraber biteceğini düşünüyordum aslında. Leverkusen, evet Alman ekibi. Leverkusen'ı da yenersek bu iş tamamdır. Şampiyonlar Ligi'nde muhtemelen gruptan lider çıkarız. Çünkü ikinci ve aşama yani ikinci tur maçlarında, grubun ikinci tur maçlarında ilk üç maçı bitireceğiz. Napoli ve Leverkusen maçları kendi sahamız olacak. Çok büyük avantaj. Grubun en zayıf halkası Salzburg deplasmanına gideceğiz. Bu maçta alabileceğimiz bir ya da üç puan bizi Şampiyonlar Ligi'nde gruptan lider olarak çıkartacaktır.
Ama her maçı aynı ciddiyetle oynamalıyız. Evet, Başak yine puan kaybetmiş. Başakşehir oldu Taşakşehir arkadaşlar. Muhammed atmış Galatasaray'ın golü. Adenk Brown'un golü yetmemiş Başakşehir. Ne oldu Başakşehir? Ne oldu? Şimdi de Konya belası çıktı başımıza. Evet, Başak 1, Galatasaray 1, Başakşehir 1, Osmanlı 2, Akhisar 0, Kayseri, Bursa ve Kasımpaşa, Fenerbahçe. Evet, bakalım Fenerbahçe ne yapacak? İlginç maçlardan biri bence Fenerbahçe maçı. Kayseri 2, Bursa 1. Kayseri 2, Bursa 1. Kayseri, Bursa yemek. Evet, Bursa'nın işte düşüş zamanı başladı. Fenerbahçe Yusuf Yazıcı'nın 2 golüyle Kasımpaşa deplasmanından 3 puan almış. Evet, 9. hafta sonunda biz 24 puanla lideriz. Ardımızda Konyaspor yine 24 puanla. Helal olsun Konya'ya valla. Fenerbahçe 3. 21 puanla. Bursa 4. 17 puanla. Kayseri, Malatya ve Akhisar da küme düşme hattında sıralanıyorlar. Konya'nın başarısı takdire şayan hakikaten. Büyük başarı abi. Net büyük başarı yani. Şimdi biz Leverkusen. Çok oyuncu kaybetmişler ama. Mandzukic, evet Mandzukic. Mandzukic Leverkusen'de var. Bakalım Mandzukic, evet ilginç bir buluşma. Carrasco ile buluştuk Napoli'de. Şimdi de Mario Mandzukic ile buluşacağız. Evet, haftanın takımına bu arada Yakup Seçkin seçilmiş. Aferin be Yakup, helal olsun sana. Bu sezon hakikaten iyi ki Çağlar Söyüncü'yü satıp Yakup'a şans vermişiz. Şimdi bu maçtan sonra da kendi sahamızda Osmanlıspor Futbol Club'da oynayacağız. Onlar da 12. sıradalar ligde. Şu an 24 Ekim 2023. Osmanlıspor maçımız ise 28 Ekim. 4'er 4 gün değil mi? 4. Haydi çocuklar. Maç day geldi arkadaşlar. Zorlu bir maç. Umarım şu maçı da kazasız belasız geçerek son haftalardaki form durumumuzu devam ettiririz. Biraz toparlandık. Evet, o Fenerbahçe'deki oyun, kötü oyun, galip gelmemize rağmen oyundan kötü oyun ve Trabzon mağlubiyetinden sonraki süreçte biraz toparlandığımızı söylemek mümkün. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Oo, Benfica bu arada yenmiş. Neyse. Leverkusen 2.63, bize 2.50 olan verilmiş. Daha önce Leverkusen'le hiç oynamamışız. 27.231 bile satılmış. Lahoz'da maçın hakemi Lahoz. Leverkusen 4, biz 6 puandayız. Yenilirsek liderlik gidiyor. Evet, şimdi 11'imize gelelim. Bir kere John de Groot'u alalım Yakup'un yerine. Bu maçta Sancho'yu oynatacağım arkadaşlar. Mustafa Kapı'yı alıyorum Sobral yerine. O kötü bir haber. Hakimi iyileşmiş. Hakimi iyi alacağız ama Burak kadro dışı zaten. Kayıtla yapmamıştık. Bu çok kötü oldu. Bu çok kötü oldu. Of. Çok kötü oldu. Bu 11'le çıkacağız mecbur. Hakiminin yani şeyi çok kötü. Kondisyonu. Evet, Lukaku yok. Robert sakat. Hakan Güngör. Hakan Güngör'ü alalım ya. Yarı sakat. Kalecimiz olsun abi Şampiyonlar Ligi'nde. Yedeydi Ulaş Taşkın'ı bu maçta dışarıda bırakalım. Genç Ulaş'ı. Evet, Leverkusen 11'imiz. Svedra, Gaia, Groth, Lopera, Hakimi, Mustafa, Toneri, Bosma, Foden, Sancho ve Rondinelli şeklinde. Haydi çocuklar. Amacımız en kötü beraberlik, en iyi 3 puan. Haydi bakalım. Haydi çocuklar. Güzel günler için, güneşli günler için bu maç çok önemli. Bu maçı aldık mı yolumuz açık. Bu maç zor. Bu maç zor. Leverkusen ne olursa olsun bir Alman ekibi zor bir takım. Alman ekipleri zordur arkadaşlar. Evet, Leno, Wendel, Retros, Rudiger, Bentner, bu Koziello, Kor, Aranguiz, Mandzukic, Mateo Kunha ve Andre Kramaric. Tehlikeli bir takım. Ozan Kabak yedekler arasında bu arada.
Evet, başlıyor. Başladı. Başladık. Başladık. Hadi bakalım. Haydi çocuklar. İnanıyoruz sizlere. Liderliği bırakmayalım. Bosma, savunma hakimi. Bosma, Tonali, Mustafa vur oğlum. Foden. Foden direkten döndü be. Ulan be. Foden güzel vurdu, direkten döndü. Mandzukic taca attı. Ah. Hakiminin kondisyonu çok kötü. %76'da. Hakimi maçı kesinlikle bitiremez. Yedekten kimi alacağız, bakacağız artık ona. Yedekten kimi koyacağız hakimin yerine? Hiçbir fikrim yok. Şimdi bir orta daha geldi. Bosma! Aslında güzel ortaydı Gaya'dan ama evet, iyi başladığımızı söylemek mümkün. Evet, baskılı başladık. Şimdi hakimi iyi başladık, iyi. Gurbetçi taraftarlarımızın re 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 ara Galatasaray Galatasaray cim bom bom tezahüratı. Bosma götürüyor. Kanada indi. Tonali'den sekti. Foden vurdu direkt. Yine direkt. Foden'ın ikinci direği. Ulan. Evet. İlk 7 dakikada iki direğimiz var. Şimdi Tonali. Ulan be. Tüh be. Yine Foden. Bir orta. Bir indiriş ve gol. Offside. Bu da offside. Offside. Evet. Bakalım. Evet, ofsayt. Ulan nasıl bir maç başlangıcı? Maç şu an 2-0 olabilirdi ya. İki direk, bir iptal edilen gol. İyi başladığımız maçta golü bulamadık. İşte bu rakibin direncini arttıran bir etken. Ve durduk tabii, o baskından gol çıkmayınca bir anda maç ortada şu an. Şutları yok. Bizim 10 şutumuz, 2 isabetimiz ve 2 direkten topumuz var. Bu arada Napoli Salzburg deplasmanının önünde Gaya'nın ilk golü. Çok kritik bir maçta golüyle tanışıyor Jose Gaya. 1-0. İşte bu ya. İşte bu abi. İyi oynuyoruz. İyi oynuyoruz. Maşallah diyelim. Meşaleler yandı Almanya'da. Evet. Gurbetçi taraftarımız meşaleleri yaktı. Güzel vurmuş be. Sağ ayak benim de. Solak bir oyuncu için de çok güzel. Evet. 25 dakika. 12 şut. 3 isabet. 2 direkten dönen top. 1 iptal edilen gol. Tek kale oynadığımız bir maç. Şimdi Gaya'dan orta, savunma araya girdi. Rondinelli vurdu, yine direk. Vay arkadaş, 3 direk oldu. 3 direk oldu arkadaşlar. İnanın. Evet, Napoli 2-0 yaptı deplasmanda. Napoli'ye bak. Yani şu maçın ilk yarıda 2-0, 3-0 olması lazımdı arkadaşlar. Tonali çok kötü yalnız. Bosma çok kötü. Evet, bir duran top. Hadi artık ya. Bir şut, savunma. Bir orta, yine savunma. Ulan var anasını, geçemedik ya. Şimdi Mustafa at Tonali'ye. Tonali de vursun kaleye. Ulan hadi be. Foden. Aa, vur lan. Olmadı, yine olmadı. Yine direkten döndü arkadaşlar. Hakikaten şaka gibi bir maç oynuyoruz şu an Almanya'da. Şimdi Gaya. Vur ulan Gaya. Tonali. Hakimi iyi pas. Wendel ve Kramaric. Şimdi dikkat. Şimdi dikkat. Aldı Lopera. Hakikaten taş gibi bir savunma oyuncusu. Şimdi sağ iyi pas. Hakimi iyi geldik. Hadi artık ve gol Foden. Çektik fişi. Evet. Oh be. 2-0 Foden. Yalnız buradaki pas çok iyi bir pastı. Bakın Mustafa çok iyi açtı oyunu Hakimi'ye. Hakimi'den orta. Foden bomboş. Bunu da kaçırsaydık artık Juhanzi diyecektim yani. Evet, rahatladık. Galibiyetlerimize devam ediyoruz. Harika bir iki yarı oynadık. Gerçekten harika bir iki yarı oynadık. Şimdi ikinci yarıda mecburi bir değişiklik yapacağım arkadaşlar. Hakimi'yi çıkartmam lazım. 18 şutumuz var. 5 isabet. %60 toplu oynama. 2 gol. 3 direk. 1 iptal edilen golümüz var. Leverkusen'ın şutu dahi yok. Muazzam bir ilk yarı performansı Almanya'da. Şimdi onu yapmam lazım. Kimi alacağım bilmiyorum. Salih oynar mı orada ya? Salih hızı sebebiyle oynayamaz. Yakup'u alalım Hakibi yerine. En azından savunma orijinli bir oyuncu. Lopera'yı sağa atalım. Evet, Lopera orada idare eder. Eder. Yakup'u da savunmayalım. Haydi. Haydi. Umarım bu değişiklik maçın gidişatını değiştirmez. Şimdi Lopera yine. Mustafa soldaki boşluğu görür mü? Göremedi. Şimdi aldık topu. Foden.
Foden götürüyor. Bıraktı Sancho. Sancho iyi bıraktı Gaya'nın önüne. Gaya bir vuruş dışarı Rondini yendi. Lukaku'yu arıyor gözlerimiz. Arıyoruz Lukaku'yu arıyoruz. Bosma ve Sancho kötü bugün. İstediğimiz performansı alamadığımız oyuncular. Ne yazık ki bunlar. Bosma evet. En büyük hayal kırıklığı şu an Bosma'da. Diyebilirim arkadaşlar. Çok acı ama kariyerimizin en pahalı transferinden hiç verim alamadığımızı söylemek mümkün an itibariyle. Genç bir oyuncu toparlanmasını bekleyeceğiz. Evet, ikinci yarıda durduk. İlk yarıda fişi çektik. İkinci yarıda durduk adeta. 70'e doğru oyuncu değişikliklerimi yapacağım. Hatta yapalım. Dirasun hamlesi yapacağım. Dirasun'u Bosman'ın yerine koyacağım. Dirasun orada oynar. Oynar. Ve Arthur Sobral'ı da Tonali'nin yerine alacağım. Tonali'nin performansı 6-9'da. Yani daha iyi olabilir Tonali ya. Tonali'den beklentimiz daha büyük. Daha iyi olabilir bence. Evet, şimdi Foden. Foden toparladı Allah'tan. Şimdi Yakup. Dilrasun. Çok iyi pas attı. Çok iyi pas attı Sancho. Sancho orta gelmedi. Şimdi savunma çıkarttı. Gaya. Bugünün etkili oyuncularından biri Gaya. Sobral. Sobral. Rondinelli. Sancho vurur. Vurmadı. Mustafa çok iyi pas attı yine. Gaya ve muhteşem bir gol. Dilrasun çok iyi organizasyon. Gaya'nın asisti 3-0. Yine Mustafa kapının kanada açtığı çok iyi top. İlk goldeki gibi. Hakikaten Mustafa bunları çok iyi yapıyor. Bakın. Çok iyi bir ara pası. Gaya geliyor. Arka direği ortalıyor. Dirrasun da sol ayağıyla bomboş kaleye yolluyor. 3-0 öndeyiz. Beklediğimizden çok rahat. Ve çok iyi bir futbolla 3 puanı uzandık diyebilirim artık. Ofsayta bakılıyor ama oyuna devam. Oyuna devam. Şup. Gol yemeyelim be. Şimdi araya Dirrasun girdi. Pas geçmedi. Yakup. Sobral. Dirrasun. Foden. Çok iyi geldik yine. Lopero. Lopera. Dirrasun. Güzel paslaşıyoruz. Hakikaten güzel paslaşıyoruz. Nazar değmesin. Bir şut Leno. Sobral vurdu. Leno kurtardı. İyi bir atak. Şimdi Sobral. Lopera. Ceza sahasında. Yine Lopera. Mustafa vurdu. Yine Leno. Yani şu maç çok rahat 6-7-0'lık bir skorla bitebilirdi gerçekten. Direkten dönen toplar, ofsayttan iptal edilen goller, kalecilerin kurtarışları bir gol pozisyonda yine Leno. İyi oyun, çok iyi. Yani beklediğimden çok çok daha iyi bir oyun vardı sahada. Şampiyonlar Ligi'nde 9 puana ulaştık böylelikle. Ve gruptan bence lider çıkmayı da garantiledik. Çünkü Napoli ve Leverkusen deplasmanlarından 6 puan aldık. Şimdi ikisiyle de kendi sahamızda oynayacağız ikinci aşama maçlarında grupta. Bu büyük avantaj. Mustafa Kapı'nın geri dönüşü bizim için önemli. Ne kadar iyi ve önemli bir oyuncu olduğunu bu maçta bir kez daha gördük. Lukaku'yu arıyor muyuz? Arıyoruz. En büyük hayal kırıklığı ise ne yazık ki Bosma'da yaşıyoruz. Bosma şu ana kadar istediğimiz performansı veremeyen oyuncuların başında geliyor. Şimdi Sancho, Gaya, Mustafa, Sobral. Pozisyon da vermedik arkadaşlar. Evet, maç bitmek üzere artık. Almanya'dan 3-0'lık galibiyetle dönüyoruz ve 3'te 3 yapıyoruz Şampiyonlar Ligi gruplarında. 31 şut 12 isabetimiz var. 158 topla oynadık. Bayer Leverkusen'in sadece bir şutu ve bir isabeti var. Muazzam bir defans performansı da diyebilirim. Evet, sonuçtan ve oynadığımız futboldan çok memnunum diyelim. Hakikaten iyi bir performans. Gerçekten iyi bir oyun ortaya koyduk. Çok daha farklı bir galibiyet alabilirdik. Diğer maçlara bakalım. Benfica 3 Liverpool 0. Bence gecenin sürpriz sonucu. Stuttgart 1 Shakhtar 1, Celtic 0 Paris Saint-Germain 3, Tottenham 1 PSV Eindhoven 0, Salzburg 0 Napoli 2, Atletico Madrid 0 Milan 2, bu da sürpriz bir sonuç diyebiliriz ve Konya 0 Manchester United 0. Evet. Aferin be Konya. Konya Manchester United'dan puan almayı başarmış. Helal olsun Konyaspor'a. Helal olsun. Senesi de maçın adamı olmuş. Helal olsun Konya'ya. Aferin. Evet, 2,7 milyon euro aldık. Gaya maçın adamı. Gaya'dan bu performansı bekliyoruz. 9,10 oyuncu puanıyla. Pasların dikkate değer biçiminde başarılıydı. Bunu devam ettir diyelim. O da bize teşekkürünü borç bilmiş. Ventura, Bayern'e dayımış Brezilya patronu Wendel ve Rondinelli izlemiş. Rondinelli birazcık daha gelişme kat etmesi lazım. Lukaku'yu forvet hattında aradığınızı söylemek mümkün. Rondinelli'nin şu performansıyla ne yazık ki. Evet, devam, devam, devam. Bakalım bir gözlemci önerisi var mı? Manuel önerilmiş. Kanat oyuncusu ama yok ya.
Pedro yenilmiş. Geç. Bernardeş geç abi ne be. Pelegri geç abi ne Pelegris. Bunu da geç 28 yaşında. Rabio geç. Kaleci önermeyin ya. Jarabek geç. Bu kim? Orta saha oyuncusu. Bunu alalım bir listemize kalsın. Kaldara geç. Pakueta geç abi ne Pakuetası ya şaka mısınız? Evet paramız var ama yani gençlere yatırımla paramızı harcamayı düşünüyorum. 141 milyon euro transfer bütçemiz var. Yani Mbappe olmazsa diğerleri olmasın abi. Mbappe istiyorum. Evet çarşamba günü Şampiyonlar Ligi fikstürü oynanacak. Bakalım gecenin salı günü dünkü maçlarda sürprizler. Benfica'nın Liverpool'u 3-0'la geçmesi ve Konyaspor'un Manchester United'la Konya'da 1 puan 0-0 berabere kalmasıydı. Bakalım çarşamba günü herhangi bir sürpriz olacak mı derken evet Fenerbahçe Barcelona deplasmanı 2-1 yenilmiş. Yine de iyi bir performans. Beraberliği yakaladıkları maçta 2-1 mağlup olmuşlar. Bence Fenerbahçe adına önemli bir skor. Zaten çok zor bir gruptaydı Fenerbahçe arkadaşlar. Yani çıkma ihtimali olmayan bir gruptaydı ne yazık ki. Şu ana kadar da bir puanı da yok. Üçüncü maçlar sonucunda. Ama Barcelona deplasmanında golü bulup oyunda tutulması bence önemli. Önemli. Önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Evet bakalım. Inter 1, Dortmund 0. Marsilya 3, Partizan 0. Spartak Moskova 5, Ludogorets 0. Real Madrid 3, City 0. Vay be. Barcelona 2, Fenerbahçe 1 ve Dinamo Kiev 1, Bayern Münih 5. Evet, Dinamo Kiev 5. 5 taneymiş. Arsenal 2, Roma 0. Valencia 1, Basel 0. Evet, Ali İbrahim Ağacı, Bayern Münih'e transfer oldu Fenerbahçe'den. 49,5 milyon euro piyasa bedeli var ve Bayern Münih'te şu ana kadar 7 maçta 3 gol atmış. Helal olsun Ali İbrahim'e. Bize gelmek istemedi arkadaşlar. Çok uğraştık sezon başında ama Fenerbahçe'den Galatasaray'a gelmek istemediğini beyan etmişti. Bakalım fikstürümüze. Osmanlı Gençler Birliği Bayer Leverkusen. Haydi bakalım. Doğuş Can İnceleri transfer listesine koyalım. Borel dil kursunu tamamlamış. Gözlemci, baş gözlemcimiz. Evet, 27 Ekim Cuma Süper Lig maçı vardır Cuma günü. Evet, net favoriyiz. Osmanlı karşısında 1.33 bize 8 Osmanlıspor'a verilmiş. Barella Lopera'yı oymuş. Hakikaten Lopera muazzam bir performans gösteriyor. Şu an 10 maç oynadı. Bir asisti var ve 7.77 oyuncu puanı. Muazzam 20 yaşındaki oyuncu için. Daha da gelişimini sürdürecek. Gelişiyor zaten. Daha da gelişimini sürdürecektir. Landucci de maç öncesi basın toplantısında kadrosuna güvendiğini beyan etmiş. Herhalde güveniyoruz. Evet Cuma maçı. Bursa Trabzon. 2-1 Bursa Spor kazanır diyorum. 2-1. Skor 2-1 veriyorum arkadaşlar. Oynayın, skor oynayın. Kazanın. -0 Trabzon yenmiş. Evet Bursa'nın düşüşü başlamış. Bursa hep böyle dediğimiz yani sezon çok iyi başlayıp daha sonra düşüş. Evet Foden'ın antrenman puanı 10 geldi. Aferin Foden. O da bu sezon iyi. O da bu sezon iyi. 9 maç 5 golü var. Ali Öztürk kötü ama Ali Öztürk sakat. Normal. Normal. Ali Öztürk'ten yedek oyuncusu olacak. Belli oldu Yakup Büyüstü ama. Trabzon menajeri Gennaro Gattuso'nun Beykan Okuroğlu ile ilgilenmesi hakkında ne diyeceksiniz? Beykan şu an Trabzon'da kiralık 19 yaşında. Ya bizim kadromuza göre zayıf bir oyuncu Beykan ne yazık ki. Ne diyelim? Gattuso ile transfer hakkında görüşmelere başlaması için bir engel bulunmuyor diyelim. Yani tamam iki tarafta anlaşmaya varmak istiyorsa bu iş hallolur. Evet. Osmanlı Spor Futbol Club. Hadi bakalım. Ufak bir rotasyona yine gideceğiz. Gideceğiz.
Bakalım cumartesi maçlarına Sivas, Rize, Ankara Gücü, Gazişehir, Galatasaray'ımız Osmanlıspor saat 6'da Fenerbahçe Kayserispor'u cumartesi günün kapanış mücadelesi. Bu arada maç başına kat edilen mesafede Süper Lig'de Başakşehir'den Maximiliano Lopez 13,6 kilometre ile lider durumda. Evet. Rize Sivas'ı 2-1'le geçmiş deplasmanda. Önemli bir galibiyet. Evet, Igor Tudor'un Osmanlı Spor'una 8, bize 1.33 oran verilmiş. Daha önce Osmanlı Spor'la 9 maç oynamışız ve hepsini kazanmışız. 34.323 bile satılmış. Yine az, yine az, yine az. Zorbay küçük maçın hakemi. Yani ligde getiremiyoruz abi tribünleri, taraftar çekemiyoruz. Yani çok enteresan. Hakikaten garip bir durum yani. Evet, Yakup'u alalım Depor'a yerine. Sobral, Tonali yapalım bugün orta sahayı. Ulaş'ı sol bek'e atalım Gaye yerine. Burak Camoğlu'nu kesinlikle alıyorum. Hakimi zaten sakat. Bakalım başka yapayım mı herhangi bir değişiklik? Robert sakat. Atalay'ı alalım. Atalay'ı da Fod'un yerine koyalım. Tamam, bu kadro iyidir. Bu kadro iyidir. Dirasun yedekten başlatalım. Önümüzdeki maçta oynatırız Dirasun. Evet, 11'imiz Osmanlı karşısında Svedro, Ulaş, Degrut, Yakup, Burak, Tonali, Sobral, Sancho, Atalay, Bosma ve Rom Dinyel. Artık Bosma'dan da bir şeyler bekliyoruz ya. Yani adam bir türlü açılamadı. Şu Lukaku'suz dönemi ve Patrick Roberts. Yani gerekirse Patrick Roberts'ı 11'e geri koyacağız Bosma yerine. Dönemi iyi atlatmamız lazım. Bir dakika arkadaşlar, bir şey yapacağım. Bir şey yapacağım. Kanat forvet çalıştıracağım Bosma'yı. Antrenmanda. Dam. Kanat forvet destek olarak çalışsın. Devam. Maça geri dönelim. Evet. Haydi bakalım. 4-5-1 ile çıkıyor yine Osmanlıspor. Alışıldık bir taktik bize karşı Türkiye Ligi'nde. Osmanlı başladı. Yusuf Acar var Osmanlı'da. Bizden kiralık Halil Kaplan da var. Şimdi Tonali Sobral'a bıraktı. Önü boş. Vurur vurdu attı. Attı Sobral attı. 1-0 öndeyiz Osmanlı Spor karşısında. Henüz 4. dakikada golü bulduk. Erken gol candır. Erken gol maçı koparır. İşte Tonali Sobral. Çok iyi transfer yaptık. Çok para verdik belki ama takımın orta sahası için çok önemli bir hamleydi. Sobral hakikaten. Evet, skor 1-0. Dakika 10. 3 şut, 2 isabetimiz var. Osmanlı Spor'un şut girişimi daha yok. Topla oynamadı. Üstün ama Osmanlı Spor ilginç şekilde. Çok iyi oynadığımızı söylemek mümkün değil 20 dakika itibariyle. Golü bulduk ama Leverkusen maçına bakıyorum, şu maça bakıyorum. Şok arkadaşlar yani. Hakikaten Avrupa takımı olduğunu belli ediyor Galatasaray ya. Çok enteresan. Bir köşe vuruşu daha. Tonali. Burak. Burak kaleci. İkinci pozisyon. Üçüncü pozisyon. Geçmedi. Geçmedi. Atalay. Yine savunma. Şimdi Tonali. Yakup. Yakup. De Groot. Ulaş. Genç oyuncumuz Ulaş. Sancho'yu bıraktı. Sancho'dan Sobral. Ondan Ulaş, Sobral, Sancho iyi paslaştık o bölgede. Sobral kısa paslarla etkili oluyoruz. Sancho dışarı çok iyi gitti be. Sancho, Jadon Sancho çok iyi gitti ama dışarı vurdu. Evet, Bosma yine kötü. Topla oynamadı. Üstünlüğü aldık yalnız. Evet, %57'ye %43 geriydik. Şu an %53'e %47 öndeyiz. Şimdi Sancho! Ama offside. Bosma offside. Hiç bağırmayalım boşuna. Offside. Offside abi, ben de gördüm buradan. Net offside. Atalay ve Bosma 6.5'ta.
Ve gol, ve gol. De Groot attı 2-0. Evet, son dakikada, ilk yarının son dakikasında bir frikik golüyle farkı 2'ye çıkarttık ve rahatladık. Evet, ve rahatladık. İşte De Groot ve gol. Aferin De Groot. John De Groot. Hollandalı stoper. Oda Lopereg'e bir bakar mısınız? Muhteşem bir profile doğru hızla geliyor. Muhteşem bir oyuncu olacak. Muhteşem. Evet, ilk yarıda 14 şutumuz var, 7 isabetimiz var ve 2 golümüz var. Sobral ve De Groot'tan. Osmanlıspor'un şut girişimi dahi yok. %55 topla da oynadık. İyi bir ilk yarı. İyi bir ilk yarı diyebilirim. Forvetimiz ve Bosman'ın, Rondinier ile Bosman ve Atalay birazcık daha üst düzey performans gösterseler çok farklı bir skor elde edebildik. Hatta Sancho'yu da bunlara ekleyebilirim an itibariyle. Ama Bosman 6,5'ta ya. Alışamadım buraya. Ne oldu? 6-4 oldu ya Bosna. Schneider de var anasını satayım. Daha ne alışacak? Ne bileyim abi. Evet, şu oyuncu değişikliklerini yapalım. Ulaş bu arada genç oyuncumuz Ulaş. 7 oyuncu puanıydı. İdareydi Ulaş. İyi bir oyuncu puanı genç oyuncumuz için. Evet, Salih'i alalım. Tonali'nin yerine Liros'unu alalım. Sancho yerine devam edelim. Bosna'yı oynatacağım. İpneliğini oynatacağım Bosman'ı. Şimdi Sobral. Hadi Bosman. Rondinelli. Attı Brezilyalı. 3-0. Sobral'ın asisti. Bir gol bir asist Sobral'dan. Aferin Sobral. İşte Dirus'un bıraktığı kısa paslaşmalar. Sobral ceza sahasını ortaladı. Çok güzel vurmuş sol ayağıyla. Rondinelli. Bu sezon 6. golü Rondinelli'nin. 15 gol bekliyordum ondan. Lukaku'nun 7 olarak. Şu ana kadar 6 gol iyi bir rakam diyebilirim sezonun bu bölümünde. Ulaş Taşkın'a bakıyorum. 7,5 oyuncu puanında genç Ulaş. Aferin Ulaş. Devam oğlum. Devam. Şut dahi atamadı Osmanlıspor. Abi bu kadar anti futbol oynamalarında anlam veremiyorum. Yani ha 8-0 yenilmişsin, ha 3-0 yenilmişsin. Ama 8-0 yenilirken 15 tane şut atarsın atıyorum. Daha yani daha karizmatik mağlubiyet olur abi. Bu ne ya? Bu ne yani? Neyse, biz 3 puanı aldık. Güzel gidişatımıza devam ediyoruz arkadaşlar. 3-0. 22 şut, 9 isabet, 3 gol. Osmanlıspor'un şut girişimi dahi yok. Aferin beyler. İyi galibiyet aldınız. Güzel galibiyet aldınız diyelim ve devam edelim. Ezdik geçtik. Sobral maçın adamı. Sobral'a performansını övelim. Çok iyi fırsatlar yarattın. Böyle devam et diyeyim. O da bize teşekkür etmiş. Evet, üst üste 5. maçımızı kazandık. Trabzon maçından sonra ligde Fenerbahçe, Ankaragücü, Rize, Antalya ve Osmanlı'yı geçtik. Sadece bir gol yedik bu 5 maçta. Şimdi önümüzde Gençlerbirliği deplasmanı ve Leverkusen iç saha maçı var. Evet, Fenerbahçe Kayserispor oynuyor. 3-1 diyorum. 3-1 Fenerbahçe alır diyorum. Karşılıklı gol var. 3,5 gol üstü. Handikap 1. Bakalım hangisi tutacak ya. Merak ediyorum. Bir bitmiş. Hiçbiri tutmamış arkadaşlar. Fenerbahçe 1-0 yenmiş. Bakalım Konya yenecek mi? Bugün yarın Konya'nın maçı muhtemelen. Pazar günü. Konya peşimizde. Şimdi Gençlerbirliği ve ondan sonra kendi saha ve seyircinin önünde zor bir maç olacak. Leverkusen maçı. İlk maçta ezmiş geçmiştik Almanya'da ama o kadar rahat olacağını düşünmüyorum. Yani Leverkusen'ın bir reaksiyon göstereceğini düşündüğüm bir maçlardan biri açıkçası arkadaşlar. Evet, pazar günü maçları Akhisar, Antalya, Başakşehir, Gençlerbirliği, Konya, Kasımpaşa, Beşiktaş, Malatya. Konya puan kaybedebilir Kasımpaşa karşısında. Kasımpaşa iyi bir takım.
Başakşehir 1, Gençler Birliği 1. 10 kişiliği puan almış ama 80'de kırmızı kart görmüş Gençler Birliği. Akhisar 3, Antalya 1, Konya, Kasımpaşa ve Beşiktaş, Malatya bakalım. Evet, Roberts takımla birlikte çalışmalar başladı. Korktum ya. Şimdi Roberts'ı oynatacağım. Bosma çok kötü abi. Bosma çok kötü. Evet, Konya Kasımpaşa'yı da geçmiş ve bizi takibi devam ediyor. Aynı puandayız Konya'yla. Konya 9 maç 8 galibiyet bir mağlubiyet. Bizim de 9 maç 8 galibiyet bir mağlubiyet. Konya peşimizde. Maçta takılırlar diye düşünüyordum ama olmadı. Evet, Beşiktaş'ta yeni Malatya'yı Can Koç ve Dorukhan'la geçmiş. Evet, 10. hafta sonunda 27 puanla lideriz. 2. Konya'nın da 27. 3. Fenerbahçe'nin 24 puanı var. Çekişmeli bir lig. Gerçekten zirve yarışı devam ediyor. 4. Bursa 17 puanla. İlk 3 takım kendini belli etmiş gibi. Kayseri, Malatya ve Akhisar'da küme düşme hattında arkadaşlar. Evet, ilk 3 takım böyle olacak gibi. Yani çok açılmış. 4. ile puan baremi çok açılmış. Oraya Beşiktaş gelebilir zaten. Evet, Gençler Birliği 5. sırada Gençler Birliği. O kadar kötü bir durumda değil. Gözlemcilik toplantısı. Çağrı Kavaş'ı önermişler bize. Başakşehir'in oyuncu almam abi. Başakşehir'e para kazandırmam. Evet, haftanın takımına John de Groot ve Arthur Sobral seçilmiş. John de Groot muhteşem bir stoper. Muhteşem. Harika, harika. Oyundaki en iyi stoperim bence. Evet, Türkiye Kupası maçları oynanıyor. Dünyanın en gereksiz kupasının maçları oynanıyor. Devam ediyoruz fikstür. Bizim de herhalde rakibimiz belli olur Türkiye Kupası'nda yavaştan. Svedra sakatlanmış. Ayda. Svedra sakatlandı. Hakan da 6-10 gün yok. Ayda. İsmail'e kaldık. İsmail'i oynatacağız arkadaşlar. Ayda. Ya bari Leverkusen maçını yetiştirsek ya. Kalecisiz kaldık. Evet, gençler bir deplasmanda İsmail Çipe ile çıkacağız. Hakan oynatamaz mıyız sakat sakat ya? Oynar aslında ama. Kaleci önemli abi ya. Kaleci önemli yani. Devam. Bu maç biraz yine rotasyon yapacağız ama çok fazla değil. Zor bir deplasman. Gençler bile bize çelme takmıştı. Hatırlarsınız geçen sene. Evet, Svedra Bayern Münih maçında yok. Evet, Türkiye Kupası başlıyor. Lanet kupa başlıyor. Şili kalecimizden yararlanamayacağız arkadaşlar. Türkiye Kupası'nda 1460 Trabzon'la eşleşmişiz. Hadi bakalım. Gençler Birliği deplasmanı. Yeni Başakşehir patronu kasayı boşaltmak üzere. Yani boşa vermiş. Sivas Beşiktaş'la 11. hafta açılıyor. Karşılıklı gol var. 2-3 gol. Skor 2-1 Beşiktaş. Hadi bakalım. Tersini oynayın kazanın. Evet, 2-3 golü tutturmuşuz. Gerisi tutmamış. Dorukhan ve Cenk Tosun 2 golüyle Beşiktaş 3-0 yenmiş. Beşiktaş çıkışına başladı işte. Beşiktaş bu zamanlarda iyi yükseliyor. Foden'ın antrenman puanı yine iyi gelmiş. Devam oğlum benim. Devam edelim. Şimdi cumartesi günü maçları oynanacak. Konya oynarsa bugün, Konya yenerse lider. Evet, Galatasaray maçında tribünlerin tamamen dolu olması bekleniyor. Bize 1.40 gençler 7 ile oran verilmiş. Muslera Galatasaray'ın formundan dolayı. Heyecanlı Muslera bırakmadı mı futbolu ya? Muslera hala Olimpik Lyon'da. 37 yaşında Muslera be. Vay be. Kaleci olarak, kaleci antrenör olarak alacağım Muslera'yı. Kral ya, King. Hala da iyi bir profili var. Niye sattık ki? Niye sattık? Evet, Antalya, Başakşehir, Ankara Gücü, Konya, Gaziantep, Fenerbahçe. 3 deplasman takımı bakalım. Başakşehir yine puan kaybetmiş. Antalya 1, Başakşehir 1.
Başakşehir maçları karşılıklı gol var ve 2-3 gol oluyor genellikle ve 0. Sürünün. Konya yine kazanmış ve maç fazlasıyla liderliğe oturmuş. 2-1 Arango ve Oktay Aydın golleriyle. Konya'ya bak ya. Ve Galatasaray Fenerbahçe. Konya bu sezon rahat şampiyon oluruz dedik ama Konya bu işin peşini bırakmayacak gibi arkadaşlar. Yani hem Şampiyonlar Ligi oynuyorlar hem yani Şampiyonlar Ligi oynarken ligdeki bu performans çok önemli. Şampiyonlar Ligi'nden eleyecekler muhtemelen. O zaman daha da rahatlayacaklar. Fenerbahçe Galatasaray'ı 3-0'la geçmiş ve o da 27 puanda. Evet, Fener'le aynı puandayız bir maç eksimize rağmen. Vay anasını, güzel bir lig oldu, evet. Bugün bu sene heyecanlı bir lig izliyoruz. Evet, Gençlerbirliği bizim için zorlu deplasmanlardan biridir ki Gençlerbirliği şu an 5. sırada ligde, öyle yabana atılacak bir takım değil. 5 kötü bir süre değil. Devam edelim. Fenerbahçe ki en önemli oyuncusunu kaybetti var bence. Ali İbrahim Hacı'yı kaybetmesidir ama bu performans hakikaten ilginç. Tek mağlubiyetleri bize, ki o maçta da bizden iyi oynamışlardı, kabul ediyorum zaten. 2-1 yenmiştik ama yani mağlup olsaydık şaşırmayacağım bir karşılaşmaydı. Konya'nın gelişimi önemli. Bakalım bugün olası bir puan kaybında beraberlikte dahi Konyaspor lider. Evet, Osmanlı 0, Kayseri 0, Rize 1, Akhisar 1. Şimdi Malatya, Bursa ve Galatasaray'ımız Gençlerbirliği. Ondan sonra da Leverkusen. Haydi bakalım başlıyoruz. Malatya 1, Bursa 2. Bursa deplasmanda kazanmış. Ve Tayfun Korkut Gençlerbirliği'nin hocası 7-50 Gençlerbirliği'ne 1-40 oran bize verilmiş. Daha önce 8 kez oynamışız. 2 beraberlik, 6 galibiyetimiz var. Tüm biletler satılmış Ankara'da. 22 bin bilet. Halil Umut Meler de maçın hakemi. Bu sezon 6 maçta düdük çalmış Halil Umut Meler. FIFA kokartlı hakem. Evet, şu 11'imize gelelim. Bugün De Groot'u dinlendirelim. Onu alalım. Hakan'ı kaleye alıyorum. Hakan'ı Sveder yerine alıyorum. Yapacak bir şey yok. Bugün Gaye'yi de alıyorum arkadaşlar, sol beke. Mustafa Kapı, Salih Özcan yapacağım bugün. 10 numaraya Foden'ı alıyorum. Didrasun'u alıyorum. Don. Evet, Roberts'ı da yedeğe koyuyorum Ferdi Kadıoğlu yerine. Roberts bu maçta da dinlensin. Roberts önümüzdeki maçta değerlendirmeyi düşünüyorum. Bosman'ın bu maçtaki performansına göre, Bosman bu maçta da kötü oynarsa arkadaşlar artık Bosman ikisi vurup Patrick Roberts'ı orada değerlendireceğiz. Yapacak bir şey yok yani. Evet, çift forvette çıkıyor. Gençlerbirliği zor bir maç olacağını düşünüyorum. Kolay bir maç olmayacağını düşünüyorum. Vurduğumuz gol, yediğimiz offside olsun. Hadi bakalım. Evet. Bir duran top şansı ilk dakika içinde. Ver penaltıyı hakem. Ver penaltıyı. Penaltı net gördüm buradan. Evet, çok iyi oldu. Birinci dakikada penaltı golü. Verdi mi? Verdi. Penaltıyı verdi ama çok penaltı kaçırdık bu sezon. Bakalım. Bu sefer atabilecek miyiz? Salih Özcan. Salih yine kaçtı. Vay arkadaş ya, yine kaçtı. Salih. Ya en iyi penaltıcımız da Salih aslında ya. İyi de vurdu aslında ama. Şimdi Gaya. Salih savunma ve gol. Rondinelli attı 1-0.
Evet, iyi başladık maça. Penaltı kaçtı. Dönenin top, penaltının kaçtığı korner pozisyonunda golü bulduk Rondinelli ile. İşte Gaya, Salih vurdu savunma. Rondinelli fırsatçılığını konuşuldu. Bu sezon 7. golü Rondinelli'nin. Şu an takımdaki en golcü oyuncu oldu kendisi bu golle. 1-0. Çok iyi, çok güzel bir zamanda golü bulduk ve yeniden averajla da olsa liderliği aldık Konyaspor'dan. Şimdi Gaia ile taç atışını kullandık. Foden. Uzun ve güzel bir pas. Rondinelli yine direkt. Ulan ne direkler direkt ya. Amma direkten dönen pozisyonumuz oldu ya bu sezon. Burak. Yine arkaya savunma. Şimdi Akuya dikkat edelim. Pas tuttu ve oyunda. Burak geldi müdahale etti. Evet. Şimdi bir duran top şansı. Dikkat, 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 dikkat. Onu da direkten döndü. Onunların da direkten döndü. Evet, duran topta tehlikeli geldi Gençler Birliği. Yarım saatlik süre geride kalmak üzere 1-0 öndeyiz. 8 şutumuz, 4 isabetimiz var. Gençler Birliği 8 şutu var, isabeti yok. İdare ettiğimiz bir performans diyebilirim. Yani ne vasat ne de çok iyi performansımız var. Vasat üstü diyelim. Evet, ilk yarı 1-0 bitiyor arkadaşlar artık. Bosma 6.8'de. Bugün birazcık daha toplamış. Mustafa Kapı 6.5'ta. Bugün Mustafa Kapı kötü. 15 attık, 5 isabet. Tek gol bulduk Rondinelli ile. Bir de penaltı kaçırdık. Gençler bir iki şutu var, isabet yok. Bir duran topları da direkten döndüğünü hatırlatmakta fayda var. Yani maç her şey olabilir. Yani dönebilir maç. Onu demek istiyorum burada. Çift forvet oynuyorlar çünkü. Evet, bugün Mustafa Kapı'nın günü değil. Bugün Foda'nın günü değil. Bugün Dirason'un günü değil. Bosma yine de iyi. Yakup en iyimiz. Gaye çok kötü. Yani kötü bir gün. Bugün futbol adına, bizim adımıza kötü bir gün diyebilirim. Yani Mustafa Kapı'nın şu performansıyla Leverkusen maçını oynaması çok zor. Evet, oyuncu değiştireceğim arkadaşlar. Atalay'ı alıyorum. Foden da bugün çok kötü. 6.4. Kimi alalım? Ulaş'ı alalım. Gaye'nin yerine. Abi, başka oyuncu değişikliği yapmayalım. Çünkü kalecimiz zaten yarı sakat. Bir de sakatlanırsa kalecisiz kalırız vallahi. Oyuncu değiştirme hakkımız kalmaz. Evet. Hala maç skor riskli. 1-0. Devam ediyor. Bol şut attık. Ama ikinci golü bir türlü bulamadık. Gençler bile atacağı bir golle maçı beraberliğe getirebilirsin. Şimdi Lirasun. Orta arka tarafta Bosma yine direk. Vay arkadaş ya, yine direk. Geçemedik. Ne direkten döndü. Ve şimdi Bosma kaleci. Allah'ım ya. Bosma bugün elinden geldiği kadar zorladı. Bugün evet. Vasat üstü bir performans diyebiliriz. En kötü maçı böyle olsun. Öyle diyelim. Evet, ikinci golü bir türlü bulamadık. Maç hala riskli. Yiyeceğimiz bir golle 2 puan ve liderliği bırakabiliriz. Bir taç daha. Burak. Uzun top savunma ve şimdi bir kontra atak, aman izin vermedik. Evet, bugün gecenin lideri Dirasun, Salih ve Yakup. Rondinelli idare etti. Bosma vasat üstü bir performans. Mustafa Kapı çok kötü. Allah, bir korner son dakika. Of, dışarıya yiyorduk golü. Vallahi yiyorduk. Evet, 1-0. 30 şut attığımız 12 isabet bulduğumuz maçı sadece 1-0 kazanabildik. Rondinelli'nin 3. dakikada golüyle. Gençler Birliği ise 5 şut isabeti yok. Duran toplarda çok etkili olamadı Gençler Birliği. Şöyle diyelim, bugün zor kurtulduk. Çok kötü oynadınız. Daha iyi takımlara karşılaşsa daha da iyi olmalıyız deyip gazı verelim. Biraz hırslansınlar abi, salmasınlar. Ama galibiyet önemli.
Yeniden lideriz 11. hafta sonunda. Evet, Rondinelli'nin maaşı artacak. Dirasun'un performansını övelim. Son maçta iyi fırsatlar yarattın, böyle devam et diyelim. O da bize teşekkürünü borç bilsin. Evet, üst üste 6. maçımızı da kazandık ligde. Ve son haftada gol de yemedik arkadaşlar. Fenerbahçe maçından beri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maçtır gol yemiyoruz. Bakalım Leverkusen maçında bu seri son bulacak mı? Şimdi önemli bir maç. Gençlerbirliği'nde daha ya 2-0 bitmesi lazımdı o maçın. Olmadı ama atmamız lazım abi. 30 şut attığın bir maçı yeneceksin yani. Trabzon Kasımpaşa haftanın kapanış mücadelesi 11. haftanın Kasımpaşa'nın puan alacağını düşünüyorum. 0-2 çifte şans. 2,5 gol altı. Ve karşılıklı gol yok. Sıfır sıfır bitmiş. 2,5 gol altımız tutmuş. Karşılıklı gol yoktu tutmuş. 0-2 çifte şansa tutturduk be. Evet. Ondan sonra da Kasımpaşa deplasmanına çıkacağız. Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağız. Leverkusen maçından sonra arkadaşlar. Haftanın takımına Dilrosun seçilmiş. Hollandalı yıldız oyuncu. Performansında biraz düşme var, evet. Ben de gördüm. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde Salı günü maçları oynanacak. Evet, Mandzukic Türk Telekom Arena'ya geri deniyor. Evet, Salı günü maçları. Mandzukic'i taraftardan bir sevgi seli bekliyorum. Mandzukic, Mandzukic, Mario Mandzukic. Bakalım Şampiyonlar Ligi Salı günü maçlarında herhangi bir sürpriz sonuç çıkacak mı? Hepsine toptan bakalım. Bu arada bugün arkadaşlar Manchester United-Manchester City maçı var. İngiltere'de Premier Lig'de bence şampiyonun kader maçı. De Bruyne'nin oynaması sezonu kapattığı söyleniyor Kevin De Bruyne'nin. United'ın puan alma ihtimali yüksek bence. Yani United'ın yenilmeyeceğini düşünüyorum ve Liverpool'un bu hafta liderlik koltuğunu alacağını düşünüyorum. Ah, Fenerbahçe Barcelona'ya 1-0 yenmiş Saraçoğlu'nda. Suarez'in 65. dakikada golü Fener. Barcelona'yı zorladı. Deplasmanda da 2-1 yenilmişti ama puan çıkartamadı. Ne yazık ki Fenerbahçe şu an 0 puanda. Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları sonucunda. Üzücü. Evet, bakalım. Dortmund 1, Inter 2, Partizan 0, Marsilya 0. Sürpriz bir sonuç, Marsilya'nın puan kaybı. Ludogorets 0, Spartak Moskova 2, City 0, Real Madrid 0. Bayern 2, Dinamo Kiev 2. İlginç bir sonuç. Deplasmandan Almanya'dan puanla dönüyor ki 90 artı 3'te gol bulmuş Bayern Münih. Evet, bayağı ilginç bir sonuç. Fenerbahçe'miz 0, Barcelona 1. Roma 1, Arsenal 1, Basel 2, Valencia 3. Bence en ilginç sonuç Bayern Dinamo Kiev maçı diyebilirim. Evet, maç day. Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçı arkadaşlar. Haydi bakalım. Ve Sancho milli takıma çağrılmamış. İlginç. Sancho'nun milli takıma çağrılmaması bence ilginç. Evet, maç day. Lukaku başladı mı acaba antrenmanlara? Çok önemli Lukaku bizim için. Lukaku'nun oynaması lazım abi ya. Devam edelim. Haydi bakalım. Galatasaray'ımıza 2, Leverkusen'e 3-20 oran verilmiş arkadaşlar. 49.873 bilet satılmış. Martin Atkinson maçın hakemi.
favori gösteriyoruz. İyi bir oran. Daha önce Leverkusen'e bir kez oynamıştık. O da geçen hafta o maçı da kazanmayı başarmıştık. Şimdi Sveder'i alalım. Sveder iyileşmiş. Hakan Hazırlık daha sakat. John de Groot'u alalım. Tonali Salih yapalım. Mustafa'nın son maçtaki performansından memnun değildim. O yüzden Sobral'ı alıyorum. Ne yapacağız, ne yapacağız, ne yapacağız? Patrick Roberts'ı alıyorum arkadaşlar. Evet, Bosman yerine Patrick Roberts'ı koyuyorum. Sancho'yu koyuyorum Dirasun yerine. Burak yerine de Hakimi koyarak 11'imizi oluşturduk. Evet, ilk 11'imiz. Lukaku sakat hala. Svedre, Gaia, De Groot, Lopera, Hakimi, Tonali, Sobral, Sancho, Foden, Roberts ve Rondinelli şeklinde. Haydi çocuklar, haydi çocuklar, haydi çocuklar. Rudiger. Haydi Galatasaray'ımız, haydi. 4'te 4 yaparsak ne olur? Şu an şu korner geçsin, ona bakalım puan durumuna. Hiç bakmadım. Orta De Groot kaleciye. Kaleciye etkili geldik. 4'te 4 yaparsak çıkmayı da garantiliyoruz. Şu an 10 puandayız 4. maçlarda. Napoli 5, Bayer Leverkusen 5. Salzburg 1 puanda maçlar oynanıyor tabi. Şimdi uzun top. Güzel bir baskı yaptık orada. Gaye aldı topu. Gruptan çıkmayı garantiliyoruz. Sancho gitti. Tonali'ye bıraktı. Tonali yine direkten döndü. Vay arkadaşlar ya. Hakikaten enteresan. Enteresan ya. Yani bu kariyer videosunda yaklaşık 8-9 topumuz direkten döndü. İnanılmaz. İnanılmaz yani. Özellikle Leverkusen maçlarında oluyor. 5. top direkten dönen top Leverkusen'in 2 maçtaki toplam direkt sayısı şu an. Benim hatırladığım. Şimdi Foden. Arka taraf Roberts. İşte bu yüzden oynatıyoruz onu. 1-0 dakika 4. Zaten iyi başladık maça. Ve bu baskının meyvesini de aldık. 1-0 öndeyiz. Patrick Roberts'ın golüyle arkadaşlar. Foden. O da güzel ortalamış. Phil Foden. Türk Telekom Arena'da 1-0 öndeyiz. Şimdi Wendel. Şup. Wendel. Dikkat edelim. Muhtar. Solomon, Kramaric sağ tarafı iyi açtı üçüncü önüne. Tehlikeli geliyor atak. Oo, şimdi de onların direkten döndü. Ya, tehlikeli geldiler. Kendi deplasmanı daha etkili Leverkusen şu an. Demiştim zaten ilk maç kadar kolay bir maç olmayabilir. Şu an Roberts, Tonali, Hakimi. Hakimi savunmadan döndü. Sobral aldı. Sobral yine direk. İnanılmaz. Yani bu kadar. Gerçekten iki maçta Leverkusen dünya kadar gol atabilirdik. Yani yarım düzine golü çok rahat bulabilirdik şu an. İlk maç 3-0'dı. Şu an toplamda yani 4 gol olduk. 6 golü çok rahat bulabilirdik ilk maçta. Evet, Cunha ile geliyor Leverkusen. Bugün hücum anlamında daha değerli toplu diyebilirim Leverkusen için. Cunha, Muktar, Kaleci, Svedra. Tehlikeli geldiler. İkinci tehlikeleri. Evet, bizde de Sobral, Sancho ve Rondinelli'nin kötü performansı var an itibariyle. Diğer oyuncuların fena değil. Vasat ve vasat üstüler. Vasat üstü ve iyiler diyeyim. Cosiello. Şimdi Sancho, Foden. Hadi arkadaşlar çekin şu fişi ya. Şimdi Sobral vurur 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 ve gol. Arthur Sobral. Fişi çektik 2-0. 31. dakika. Denen top Sobral sağ ayak plasesi. Çok iyi nokta ya. Kalecinin yapabileceği fazla bir şey yok. Ve farkı ikiye çıkarttık. Türk Telekom Arena'da 31. dakikada rahatlamayı başardık. Artık buradan herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum. Şahsi fikrim, şahsi görüşüm yani. Bu maçı aldık. Bu maçı aldık artık arkadaşlar. Hani öyle mağlubiyet mağlubiyet falan buradan sökmez. Şimdi Gaya. Gaya bir orta sekti. Lopera geliyor. Tonali'ye bıraktı. Tonali! Özledik be Tonali işte bunları. İkinci golü bu sezon 3-0. İşte bu.
Güzel vurmuş. Lennon'un önü de kapalı. O da kontrpiyede kalmış ve top filelerle buluştu. 3-0, 3-0, 3-0. Yine hücum olarak iyi. İki tane tehlikeli pozisyon yaşadık ama 3-0 yakaladık. Şimdi De Groot. Ah be De Groot. Ah be gol. Gaia 4-0. 4-0. Gaia yine attı. İlk maçta da atmış Leverkusen'e. Gaia toparlandı bu arada. Bu sezon ikinci golü. İki golle Leverkusen'e. Evet arkadaşlar. Toparladık be. Evet o Fenerbahçe Trabzon mağlubiyeti. Fener maçında kötü futboldan sonra geri geldik. İyi bir periyot yakaladık. Şimdi Hakimi. Özellikle bu kariyer videosunda gol dahi yemedik. Şimdi çok güzel pas. Rondinelli yine kaçırdı. Rondinelli de yani. Bunları at be abi. Yalnız Rabus çok iyi geri döndü. Patrick Rabus çok önemli bizim için. Muazzam bir ilk yarı. 4-0 öndeyiz Türk Telekom Arena'da. 20 şutumuz 9 isabetimiz var. Bayern Leverkusen 4 şut 2 isabeti var. Gol bulamadılar. Diğer maçta Napoli 0, Salzburg 0. Artık gruptan çıkmayı bu karşılaşmayla garantiliyoruz arkadaşlar. Şöyle bakalım 12 puandayız biz. Napoli maçı 0-0 beraber gidiyor. 5 puanla Napoli. Leverkusen 4 puanda kalıyor. 8 puanlık bir fark yapılıyoruz 3. ile. Ve 2 maç kala gruptan çıkmayı garantiliyoruz ki lider olarak çıkmayı da bana göre garantiliyoruz. Şimdi Roberts. Gaya. Gaya. Penaltı lan. Atsana kendini yere orada. Şimdi Hakimi. Roberts. Yok abi Robert Hakimi uyumu muhteşemler yani. Sobral, Sancho. Hadi Sancho sana da gol yakışır. Çok iyi gördü Gaya'yı. Gaya ve gol. 5-0. Kendi kalesine atıyor Lars Bendtner. Yine güzel bir atak. Sobral. Sancho. Ters bir vuruş. Lennon'un da yapacağı bir şey yok. Ters ayakta kalmış. En zor toplar kaleciler için. Muazzam bir Gaia performansı. Muazzam bir Tonali. Muazzam bir Patrick Roberts performansı. Sancho ve Rondinelli birazcık daha iyi olsalardı çok çok farklı bir skora daha gidebilirdi bu maç. Ki hala devam ediyor. Sobral. Foden. 6-0. Evet tarihi bir farka gidiyoruz. Bu arada Napoli de gol attı. Rogun golüyle 1-0 öndeler ki normal. Salzburg'u geçmeleri lazım zaten. Çok iyi vurmuş Sobral. Sobral diyorum Foden. Evet 6-0 yakaladık. Geri geldik arkadaşlar. Geri geldik. Şimdi birazdan oyuncu değişikliklerini yaparız. Şöyle 65-66'ya doğru bakalım. 7. golü bulabilecek miyiz? Çok iyi orta. Sancho kaçırdı. Çok iyi ortaydı. Sancho kaçırdı. Hakimi de bizim için çok önemli. Görüyorsunuz. Evet, şu oyuncu değişikliklerini yapalım. Evet, sakatlıktan döndü Roberts. Onun yerine Bosma'yı alalım. Orta sahaya Mustafa Kapı'yı alalım. Sobral yerine. Dirasun'u da Sancho yerine alalım. Devam edelim. Sancho bugün takımın genelinin biraz altında kaldı. Gerçi 8,5 oyuncu puanı. Şu an 8-6'da bir oyuncumuz var. O da kaleci sırada 7,6'da Napoli 2-0 yaptı Milik'le. Salzburg karşısında. Önemli değil. Biz çıktık gruptan. Lider olarak da çıktık diye bakıyorum artık. Kendi sahamızda bir Napoli maçı kaldı. Bir de Salzburg deplasmanı kaldı. İki maçta da 6 puana yakın olan taraf biziz. 2'de 2 yapacağımıza inanıyorum. Şimdi Bosma Foden sağ oynayabilir mi? Oynamadı. Gaia'yı oynadı. Gaia kaleye Leno. Gaia muhteşem oynadı bugün. Harika bir performans Jose Gaia'dan. Bunu bekliyoruz zaten Gaia'dan. Dirasun Lopera dışarı. Evet gole doymuyoruz. Ataklarımız kesilmiyor. Muhteşem oyun devam ediyor. Uzatma dakikaları da bitmek üzere. Leverkusen'ı 6-0 öndeyiz Türk Telekom Arena'da. Muazzam bir futbol gecesi. İki maçta Leverkusen'e 9 gol attık ve gol yemedik. 4'te 4 yapıyoruz Şampiyonlar Ligi'nde.
34 şut, Muzar 17 isabet. Muhteşem bir şut isabet oranı. Ve 5 şutu var Leverkusen'ın, 3 isabet var ve gol bulamadılar. İlk yarıda iki tehlikeleri vardı. Evet, sonuçlar memnunum, futboldan çok memnunum diyelim ve devam edelim arkadaşlar. Harika bir futbol gecesi. Diğer maçlar Liverpool 1, Benfica 0, Shakhtar 1, Stuttgart 3, Paris Saint-Germain 5, Celtic 1, PSV 1, Tottenham 3, Napoli 2, Salzburg 0, Manchester United 2, Konya 0. Konya yine 10 kişi kalmış. Yani oynanan 4 maçın 3'ünde 10 kişi kaldı Konya. Milan 2, Atletico Madrid 0. O da enteresan bir sonuç olmuş. Evet, birinci eleme turuna katılmaya hak kazandık. Gruptan çıktık arkadaşlar. Maçın adamı ise Sobral oldu. Sobral'ı tebrik edelim. Son maçta çok iyi fırsatlar yarattın. Böyle devam etti diyelim. Evet arkadaşlar, bu kariyer videosunu burada sonlandıralım. Hakikaten muazzam bir video oldu. Part 56. Gol dahi yemedik. Rize'yi 3-0, Antalya 2-0, Bayer Leverkusen'ı 3-0, Osmanlı 3-0, Gençler 1-0 ve Leverkusen'i 6-0 ile geçtik. Güzel günler göreceğiz. Güneşli günler inşallah arkadaşlar. Videoyu takip ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Hoşça kalın. Football Manager 2019'da kalın.